Migros TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Halil Şımır. İstanbul lezzet turaklarını biliyorsunuz ki uzun zamandır hep birlikte keşfediyorduk. Bugün de şimdi artık dünya mutfaklarını keşfedeceğiz. Dünya mutfağında da ilk tercihimiz kardeş ülke Azerbaycan'ın lezzetli mutfağı, lezzetli yemekleri oldu. Onun için şimdi İstanbul'un kalbi Sultanahmet'teyiz. Gelin Azerbaycan mutfağını hep birlikte keşfedelim. Evet, şimdi Azerbaycan mutfağının önemli isimlerinden bir tanesi olan Ramin Şef'in restoranı Zeferan'a geldik. Hazırsanız gelin Azerbaycan mutfağını hep birlikte keşfedelim. Evet, şimdi Dünya Mutfakları serimizde kardeş ülke Azerbaycan'ın Türkiye'deki en iyi temsilcilerinden bir tanesi olan Ramin Şef'le birlikteyiz. Onun restoranındayız. Bize birbirinden lezzetli yemekler hazırlamışsınız. Afiyet olsun. Bismillah, bir başlayalım. Başlayınca da ben hepsinden yavaş yavaş anlatacağım size. Tamamdır. Şimdi bu hoş geldin sofrası oluyor. Evet. Azerbaycan'da hoş geldin sofrası diyorlar değil mi? Biz bunu yaptık aslında. Hoş geldin sofrası diye bir Azerbaycan'da yok. Sadece olarak Azerbaycan'da boş masaya misafir ağırlamak olmaz. Hı hı. Yani misafirperverlikten değil ki Türkiye'de de zaten bu var. Misafirperverlikte evet. Biliyorsunuz Türkiye milletlerde üst seviyededir. Onun için Azerbaycan'da herhangi bir eve gitseniz, herhangi bir tedbire gitseniz masa hiçbir zaman boş olmaz. Donanımlı olur ve parmak koymaya yer bile olmaz, öyle söyleyeyim. Onun için biz insanların bu Azerbaycan mutfağını daha iyi anlaması için, daha güzel şeyleri tatması için böyle bir şey düşündük. Ve bunların hepsinden, Azerbaycan mezelerinden, salatalarından, işte masada neler olur diye hepsini donattık böyle ve ismini koyduk hoş geldin. Onun için insanlar hepsini tatmak istiyorsa böyle bir hoş geldin sofrasını alıp direkt hepsinden tadabilir. Ben de bu arada size tattırayım. Vallahi hepsi mükemmel gözüküyor şu an. Pancar salatasından. Pancar salatası içinde sarımsak var, ekşi krema var, yoğurt süzme var, ceviz var. Yani çok değişik bir salata. Mesela pancar salatası da bizde yapılırdı. Farklı bir versiyonda yapılırdı. Mesela Gürcistan mutfağında da var. Bizde de farklı yapılıyor. Biz bu tarzda yapıyoruz. Tadına bakın, çok lezzetlidir. Bu köy salatasıdır mesela. Rus mutfağında vinigret olarak yapıyorlar. Bizde mesela köy salatası diye geçiyor. Patlıcan sarma farklı farklı oluyor. Mesela farklı milletler bunu işte peynirle dolgusunu yapıyorlar. Ama Azerbaycan'da biz bunu cevizle, yumurtanın beyazıyla, işte et tipli mayonezle yapıyoruz. Bunun da mutlaka içinde bazen zirinç koyuyoruz, bazen nar koyuyoruz. Bu ekşikliği sağlamak için çok lezzetlidir. Mangal salatası zaten olmazsa olmazdır bizim en mutfağının. Evet, mangal salatası kebabın yanında sürekli yapılır. Çünkü kebabı közleyince ister istemez sebzeleri de közlüyorsun. Ve yanında öyle, istiyor mutlaka. Evet evet, mutlaka ister. Bunu da tadına bakın. Bir de turşular. Evet, turşulara geleceğiz. Oradaki çilek turşusu beni cezbetti evet, mesela. Ona geleceğiz. Paytaht salatası, Rus salatası, Amerikan salatası diye biliniyor. Bizde bunun işte yine de oradan kalan lezzetlerle farklı versiyonu yapılıyor. Yani sizde yapılan o Rus salatasıyla Amerikan salatasının hiçbir alakası yok. Bu arada ilk defa çilek turşusu deneyeceğim gerçekten. Gerçekten domates turşusu da çok güzeldir. Onun da burada tadına da bakmanızı evet, kırmızı istiyorum. Kırmızı domates turşusu var. Kızılcık kayısı da var, kayısı evet, var. Kızılcık var, kiraz var. Mantar var, orada mantar görüyorum. Hepsinin tadına bakmanızı istiyorum. Yeşillik zaten olmazsa olmazdır. Yeşillik, evet. Bu arada tabakları vurgulamak istiyorum. Tabaklarımızın hepsi tarihi tabaklardır. Eskiden büfede olan tabaklar, önemli misafir geldiğinde onların önüne koyulacak tabaklardı. Şu an hepsinin yaklaşık 70, 80, 90 senelik tabaklardır. Bunu da tattırmak istiyorum. Ben her şeyi yerim, asla hayır demem. Evet evet, içinde sebzeler var. Özellikle de yeşillik ve taze sebzeler çok önemlidir Azerbaycan'da. Taze sebze meyve evet. Her masada olur. İşte ister yazın olsun, ister şu özellikle Azerbaycan'da taze meyve ve sebzeler yazın kullanılır yemeklerde. Kurular ise kışın kullanılır. O zaman ben başlıyorum. Afiyet olsun. İlk şu pancarlı ile başlayalım o zaman. Afiyet olsun evet.
Tadına bakın. Bu arada şerbetler de var önünüzde gördüğünüz gibi. Bu nanelidir, bu gül yapraklıdır. Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Bunlar ise bizim çocukluğumuzun lezzetidir. Biri tarhundur, biri düşestir. Düşes armutludur. Tarhun otludur. Yani tarhun otludur. Bizim çocukluğumuzda işte köşküler olurdu. Orada şuruplardan yapılırdı. Asitli bir su, yani soda diyelim. Ondan ilave edilirdi. Ve o çocuklukta biz mesela susadığımızda 3 kuruş falandı Sovyetlerin parasıyla. 3 kuruş, 5 kuruş giderdik, alırdık, içerdik böyle. Çok lezzetlidir ve bunların çoğu Gürcistan'da üretiliyor. Azerbaycan'da da üretileni var ama Gürcistan'da tam böyle şey yani. Ana kaynağı. Ama... Çünkü Natahtari ve Barcami suları oradan çıktığı için, kaynaklar oradan çıktığı için bu şurupları orada yapıp oradaki kaynaklardan yani kaynaktan çıkan sularla lezzetlendiriyorlar. Ondan sonra satışa çıkarıyorlar. İşte biz de burada millete bunları sunuyoruz. Ama ben pancarı inanılmaz sevdim. Bayağı hafif bu arada. Şimdi şu patlıcan sarmayı denemek istiyorum. Aa, inanılmaz güzel. Gerçekten çok güzel. Şimdi şu benim favorilerimden. Mangal salatası. Mangal salatası. Her Türk'ün hayali. Evet, evet. Bu da çok güzel. Ciğer patiyi nasıl yapıyorsunuz? Yağla mı? Tadına ekmekle bakın. Yani biz onun içine sebze de karıştırıyoruz, tereyağı da koyuyoruz. Normalde bizde bunun sunumu farklıdır. İçinde arasında tereyağı böyle rulo tarzında sarıyoruz. Yani çok tereyağı vurmasın diye biz hem tereyağı biraz içine vurduktan sonra zaten yetiyor. Sebzesiz de ciğeri de buna çok güzel bir lezzet katıyor. Bence tam dengelidir. Tadına bakarsanız anlarsınız ne demek istediğimi. Yoksa başka türlü biraz ağır olur. Hiç ağır değil. Evet, böyle tam dengeli. Yemeklerin yanında mutlaka şerbetin de tadına bakın. Özellikle nane ve gül kendi yaptığımız. Daha sonra diğer şerbetlere geçelim. İlk olarak en merak ettiğim nane. O nane diğeri. O tarhun olan aldığımız. Ha, bu tarhun olan mı? Tamam. Nane şerbeti. Evet, kendimiz yapıyoruz. Balla tatlandırıyoruz. Nane yaprakları var. Bir de limon tuzu var. O ekşiliği veren. Çok güzel. Değil mi? Yani tam yemeklerle evet tam eşleşecek şekilde. Evet. Tam özellikle mideyi de rahatlatır. Aynen aynen. Zaten yeşilliklerin şerbetinin de amacı odur. Hem ağzı böyle taze. Freşletmek. Aynen. İnanılmaz güzel. Hem de mideyi rahatlatır. Bence çorbaya geçebiliriz yavaştan. Çorba gelirken ben o sırada diğer şerbetlerin tadına bakmaya devam ediyorum. Düşberen çorbamız ne geldi yani. Biz çorba diyoruz, siz çorba diyorsunuz. Çok da büyük fark yok arada. İçinde ufak mantılar var. Yöreye göre değişiyor. Bazı yörelerde büyük yapıyorlar, bazı yörelerde ufak yapıyorlar. Yani hepsi tane tane duruyor içinde. Ve içindeki o tavuk suyu, et suyu yapılıyor. Yani duruma göre değişiyor. Sirkeyle ve naneyle yiyoruz biz onu. İçinde bazen... Aa, kokusu bile çok evet, güzel. Evet, kişniş koyuyoruz genelde. Ama işte kişniş sevmeyen insanlar olduğu için Türkiye'de çok. Biz dereotu ve maydanoz koyuyoruz genelde, evet. Mutlaka aynen. İktisade çünkü hemen şey anlarsınız zaten sirkeyle. Sarımsaklı sirke de yapıyorlar. Bu aslında şifa niyetine de geliyor. Lezzetli bayağı. Hemen üzerine biraz nane. Kesinlikle. Yarım kaşık böyle bir sirke. Tam hastalık savar çorbası gibi oldu şu an. Biraz da sirke. Ben de sirke versiyonunu çok seviyorum. Şimdi de böyle deneyelim. Çünkü bunu koyunca tadı çok değişiyor diye çok söylediler. Değişiyor. Bu arada mantılar da ufak ufak oluyor. Bizim Bakü yöresine has yapıyoruz. Sirkeyle çok değişik oluyor değil mi? Böyle daha değişik oluyor tadı. Aslında biraz daha bizle özleştirecek olursak bizim tavuk suyu çorbasına benziyor. Evet. İçerisinde sadece küçük mantar ilave edilmiş. Böyle Kayseri bir lezzet mantısı, düşünebilirsiniz. Evet, tam Kayseri mantısı gibi. Şimdi bak ara sıcağımız geliyor. Evet. Yarpak dolması geliyor. Yaprak sarma diyorsunuz siz. Biz farklı yapıyoruz onu. Etle yapıyoruz. Türkiye'de de etli yapılanı var. Ve gürze gelecek. O da mantının bir çeşididir. Evet, şimdi çorbalarımızdan sonra ara sıcaklarımız geldi. İstigar yanaltılar da geldi. Gürzeden başlayalım. Çünkü bizde normalde hamur yemeğinden hemen sonra hamur yemeği yerler. Çünkü bizde böyle bir şey var. Yani eğer ki bir arkadaş grubu gidiyorsa bir yere yemek yemeye, hamur yemeğinden başlarsa işte gürzesi, hengeli, düşbelesi, kutabı o şekilde devam eder. Eğer pilav yemeğe gidersek pilavdan devam ederiz. Eğer kebap yemeğe gidersek etten devam ederiz. Yani öyle bir kültürümüz var bizim ama bugün hepsini tadmanızı istiyorum. Onun için başlayalım gürzeden. Yanında mutlaka yoğurt oluyor. Yani bunun tadına bakın ve yarpak dolması, yaprak sarma. Yine de içi kıymalı, yine de yoğurtlu. Farklı farklı bu arada sarmalarımız var farklı farklı yapraklardan. Ben yaprak çok seviyorum.
en önemlisi bizde gürgen ağacının. Yani burada çok insanların ilgisini çekiyor. Gürgen ağacının yaprağından sarıyoruz. Ama bazen oluyor bizde. Azerbaycan'dan mevsimine getiriyoruz. Göre. Evet, mevsimine göre. Mevsimde de bahar ayında sadece bir hafta süreci var. Toplanmanız o yaprakla çok ufak taze oluyor. Taze taze. Tabii tabii. Tadına bakın. Özellikle tereyağı üzerine gezdiriliyor. Sumak gezdiriliyor. İnanılmaz lezzetli. Çok sevilen yemeklerden biridir, evet. Zaten hamur işi deyince değil mi? Benim için akan sular duruyor. Yaprak sarmayı da şey yapmaya gerek yok yani. Çiğnemeye gerek yok. Direkt böyle. Direkt gidiyor. Şekli de farklı. Biraz bohça daha şeklinde. Bohça şeklinde. Evet. Mesela Türkiye'de genelde böyle uzun sarma şeklinde yaparlar. Bizde ince uzun. Üzerinde aynen. Böyle. Ama biz daha böyle dolma olduğu için doldurup böyle kapatıyoruz. Onun için biz dolma diyoruz. Evet, şimdi gürzeyi tattık. Yarpak dolmasını da tattık. Sıradaki yemeğimiz. Ana yemeğim şahpilav ve istiyorum ki huzurluyla gelsin. Kebap çeşididir bizde. Onun da tadına bakmanızı istiyorum. Süper. Ben her şeyi yerim biliyorsun. Tamam. O zaman gelsin. Bu da bizim şahpilavımız. Yani böyle servis edilir. Törenle, bayramda yapılır. Özellikle özel günlerde. İçi kuru yemişli, kuzu etli, safranlı pilavlı. Evet, şimdi ana yemeklerimiz geldi. Burada şah pilavımız var, bir de lüle kebabıydı değil mi? Evet, lüle kebabımız var. Gözler artık doydu herhalde. Evet, gözler doydu. Şimdi sıra midelerde artık. Evet. Şimdi biraz şu şeyden bahsedelim, şah pilavından bahsedelim. Şah pilavımız, bizim söylediğim gibi çeşit çeşit pilavımız var. Çoktur çeşidi. Bu özellikle özel günlerde yapılır. Artık bu bir adete mi dönmüş, eneneye mi dönmüş demeyeyim ama her evde bayramlarda yapılır. Herkes farklı yapar ama bu klasik bir versiyonudur. İçinde kuru yemişi var, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, eti var. Kuzu eti özellikle biraz yağlı. Kestanesi var, soğanı var. Bunların hepsi bol tereyağlı ve safranlı pirinçle yapılıyor. Pirinci de bu arada Lenkeran bölgesinde, Azerbaycan'dan cenubda, İran'la sınırında üretilen bir pirinçtir. Muazzam bir pirinçtir. Çok sağlıklıdır ve çok lezzetlidir. Dışı da gazmaklı yapılır. El açma yufkayla yapılır. Hamurla yapılır. Ve bol etli. Böyle söylediğim gibi biz etçi sıcak, olduğumuz sıcak. İçin. Evet, sıcak sıcak böyle hem özellikle işte hem üzüm. Eğer ki lezzet olarak tatlı ekşi tatları karıştırmayı seviyorsanız özellikle buna bayılacaksınız. Su sende böyle gazmağından da. Şimdi onu çekme, böyle çıtır evet, çıtır. Evet. Değil mi? O gazmağından da böyle alayım. Ama bu çok olmazsa olmazdır zaten ya. Bir de lüle kebabımız lüle kebabını var. Da, evet. Lüle kebabı bizde, sizde Urfa, Adana yapılır. Ama bizde lüle kebabı biraz farklı, baharatlı, bol kuzu yağlı. Özellikle yanında da sebzeler olur. Sebzelerde de işte patlıcan var, domates var, iki çeşit sosu var. Soğan olmazsa olmazıdır zaten. Soslar nedir peki? Soslar birisi acuka tarzında bir sostur. Domates soslu. Bol yağ ağırlıklı olduğu için bunu tadını hafifletiyor. Evet. Özellikle yanına servis edeyim. Çünkü o yağ insanı vurmasın. Bu biraz hafifletsin. Özellikle biri ekşidir, biri de domateslidir. Biraz acıdır. Kuyruk yağ patlıcanın içine de koyuyoruz. Onu da özellikle tadına bakmanızı istiyorum. Böyle içinde kuzu kuyruk yağı var. İçinin o yumuşaklığını ve elbette ki o tokuyu veriyor. Lezzetini daha da arttırsın evet, diye. Aynen öyle. Tadına bakın. O zaman ben hemen tadına bakıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz etli kısmından alayım ilk evet. Olarak. Lütfen siz de benimle birlikte devam edin. Biraz daha tatlı beklemiştim ama değil. Değil, çok değil güzel. Mi? Böyle ekşi tatlı böyle eğer... Tam arasında. Evet. Tam arasında. Aslında Osmanlı mutfağın çok şeyinde. Söylediğim gibi biz mesela kışın kuru erzakları kullanıyoruz. İşte kuru yemiş olsun, kuru kayısı olsun, kuru kestane olsun, kestanenin her türlüsü olsun. Yani kuru erzakları kullanıyoruz. Ama yazın daha taze, fresh erzakları kullanıyoruz yani. O elinize sağlık, müthiş. Afiyet olsun. Şimdi tabii yemek olduğu kadar Azerbaycan'da çay masaları, çay sohbetleri, çay... Seremonisi bize çok önemli. Evet, seremonisi önemli. Evet. O yüzden biz şimdi biraz yemeğimizi yiyelim, ardından çay soframızda görüşmek üzere. Çay masamız da geldi. Evet, çay seremonimiz başladı diyebiliriz artık. Ben kekli yotulu çay süzeyim size. Biz kekikli yaparız, karanfilli yaparız, farklı farklı çay çeşitlerini seviyoruz. Özellikle çaya çok önem veriyoruz. Yaprak çay kullanıyoruz, en iyisini zaten. Ve özellikle herkes soruyor yani bu nedir çayın yanında?
Yani bizde çayı reçelle ve kuru yemişle ve tabii ki tatlıyı da yerler. Bundan o yüzden. Evet, günün herhangi saatinde olursa olsun özellikle feyhua reçelini tatmanızı istiyorum. Feyhua Türkiye'de çok bilinen bir meyve değil, bizde meyvedir. Yani tazeden yapılıyor. Kaymak ağacı diye biliniyor burada ve Bursa'da ve Antalya'da üretiliyor ama çoğu insan bilmiyor. Çok sağlıklı ve güzel bir meyvedir. Biraz ekşimsel tatlı tadı var. Tropikal bir meyvedir ve çok da lezzetlidir. Çayın yanında inanılmaz güzel gider. Çok güzel, çok aromatik. Değil mi? Şimdi üstüne mutlaka bir çay istiyor evet, ama. Evet. Çünkü biz çayı öyle içiyoruz. Bir reçel, bir çay. Bir reçel veya kıtlama şeker. Sert şeker olur. Bizim Cumhurbaşkanı rahmetli Haydar Aliyev. Hatta onun bir anısı var böyle. O kıtlama şekerle diyor, biz diyor çocuklukta diyor kıtlama şekerle 3-4 bardak çay içerdik. Zaten ismi de oradan geliyor. Onun için bizim kültürde gerçekten çok önemli. Hem çay hem şeker çok önemlidir. Evet. Bir de burada tanıdık bir simaya rastladım. Değil mi? Benziyor ama farklıdır. Baklavadır, Azerbaycan baklavasıdır. Bakü'de, işte Gence'de, Şeki'de farklı farklı yapılıyor. Özellikle bu Bakü baklavasıdır. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Biz çayın yanında limon mutlaka yani çayın içine koyuyoruz. Çayın içeri. Evet. O zaman ben de çayın içerisine bir dilim limon atıyorum. Şöyle kekikli çayımız. Bir, evet, baklavanın da tadına bakın. Evet, Bakü baklavamızın da tadına bakalım. Biz de sizdeki gibi 40 kat çıtır. Değil, evet 12 kattan yapıyoruz. Daha çok ev baklavasını anlatıyor değil mi? Ev baklavasını anlı satıyor ama ev baklavası kadar da ağır değil. Evet. Çünkü çok şerbeti yok. Evet, şerbeti yok çok fazla. Ben bunu da sevdim. Ya bugün sevmediğim hiçbir şey yoktu gerçekten. Biraz çayımızı da yudumladıktan sonra şefim çok teşekkür ederim. Ne demek? Ellerinize sağlık gerçekten. Zefer ailesine de çok teşekkür ediyorum. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Son eklemek istediğim bir şeyler varsa. Evinizdir. Herkesin evidir. Yani eğer Azerbaycan kültürüyle tanışmak istiyorlarsa Zefer Hanım kapları açıktır. Seve seve bekleriz. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. O zaman biz bu yediklerimizi nasıl eritiyoruz? Biraz Sultanahmet turu atıyoruz, yediklerimizi eritiyoruz. Ondan sonra tekrardan görüşmek üzere. Evet, bugün Sultanahmet'teydik. Kardeş ülke Azerbaycan. Birbirinden lezzetli yemeklerini hep birlikte keşfettik, tattık. Bundan sonraki lezzet durağımız neresi olsun derseniz videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki lezzet duraklarını siz belirleyeceksiniz. O yüzden yorumlarınız bizim için önemli. Bu haftalık da bizden bu kadar. Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.